أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 37. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde, İbn-i Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadis-i şerifimiz. Metnimizi okuyalım. An Ebi Zerrin radıyallahu anh قال قيله يا رسول الله قيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Zer Gıfari Hazretleri anlatıyor radıyallahu anh. Sahabe-i kiram efendilerimiz içerisinde takva ve zühdü ile meşhur olan Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri. Biraz kendisinde Rabbimizin Celal ismi tecelli etmiş, daha çok ortaya çıkmış, biraz daha heybetli, celalli bir zat. Ve bir de böyle hani biz deriz ya, düz mantık bazı insanlarda çalışır. Yani şurayı da hesap edeyim, burayı da hesap edeyim, pek onu düşünmez. Ebu Zer Gıfari Hazretleri de böyle. Allah Resulü Aleyhisselam'dan dünyada bir garip ve yolcu gibi ol hadis-i şerifini duymuş, daha hiçbir şey Ebu Zer Gıfari Hazretleri'ne tesir etmemiş dünya namına. Dünyaya değer vermemiş. Bizim ehli tasavvuf, sufilerimiz, Allah dostlarımız Ebu Zer Gıfari Hazretlerini hasreten kendilerini çok örnek alırlar yani. Diğer bütün sahabe efendilerimizi örnek almakla beraber Efendimiz'e çok yakın bir isim. Efendimiz Aleyhisselam'a çok kolay ulaşıp sorular sorabilen, huzurunda şahit olduğu hadiseleri bize çok net bir şekilde aktaran bir sahabe efendimiz Ebu Zer Gıfari radıyallahu an. O şu olayı anlatıyor, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'a şöyle bir şey söylediler. اَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالْ Şimdi bir kişiyi tarif ediyorlar, onunla alakalı bir soru soruyor sahabe efendimiz, efendilerimiz. Diyor ki ya Resulallah, bir adam düşünelim ki hayır yolunda çaba ve gayret sarf ediyor. Ve insanlar da onu medhü sena ediyorlar, övüyorlar. Diyorlar ki ya ey falanca, ey filanca, oğlu filanca, sen güzel bir adamsın, Allah senden razı olsun, ne güzel işlerle uğraşıyorsun böyle. Efendim, Cenab-ı Hak seni cennetine koysun, bak şu kadar meşguliyetin olmasına rağmen efendim bu gibi güzelliklere fırsat bulabiliyorsun gibi, o yapmış olduğu hayır işlerinden dolayı o kişiyi medhü sena ediyorlar. Ne buyurursun ya Resulallah bu duruma? Efendimiz buyurdu ki tilke acilu buşral mümini. Bu olay, yani dünyada iken bu insanın yaptığı iyilikleri, insanların fark etmesi, ona teşekkür etmeleri, onu övmeleri, sevmeleri, kabul etmeleri nedir? Dünyadayken bu kimseye verilmiş, acilen verilmiş, hemen verilmiş bir ödüldür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu bir Rabbimizin lütfudur. Şemsettin'in Sivasi Hazretlerinin bir şiirinde şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, çok uzunca bir şiiri, en sonunda da diyor ki, bir acep sevdaya düşmüş bu şemsi müdam, hakka makbul olmak ister, halka menfur olmadan. Böyle çok acayip bir sevdaya, akılları baştan alan bir sevdaya, Cenab-ı Hakk'ın sevdasına düşmüştür bu şemsi sivasi. Muradı nedir? Nihayetinde hedefi şudur, hakka makbul olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Fakat bunu yaparken halkın nefretini de elde etmeden, halkın sevgisini, muhabbetini alarak, insanların muhabbetiyle hakka makbul olmayı ister. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi, düşünelim Efendimizin konumunu sallallahu aleyhi ve sellem.
Efendimizin korumunda ne var? Düşmanları bile Efendimiz Aleyhisselam'ı diyelim bir yalancılıkla, işte ne bileyim hırsızlıkla, ne bileyim bir haset, kin, fesat gibi şeylerle itham edemiyorlar. Aslında onlar da gizliden gizliye Allah Resulü Aleyhisselam'ı seviyor, onu kabul ediyor, onun yaptığı işlerin doğru olduğunu tasdik ediyorlardı Allah Resulü Aleyhisselam'ı. Bizim de öyle bir yaşantımız olmalı ki, hani biz kimseden bizi övsün, efendim bizi methetsin, yani çok özür diliyorum, günümüzde çok konuştuğumuz bir mevzu olduğu için böyle çok yalaka tipli insanlar olur değil mi? Hemen birisinin makamı, mevkisi, biraz şöyle insanlar arasında öne çıkma gibi durumu varsa hemen başlar övgüleri dizmeye. Hani şu kadar yüksekse yerden göklere kadar çıkarır adam onu. Tabii bizim kimseden böyle bir beklentimiz yok. Ama Müslümanlar, müminler olarak biz hayır yolunda çalışmak, çaba ve gayret göstermek durumundayız kardeşlerim. Ha biz bu çaba ve gayretimiz esnasında bazen insanlardan tepki görebiliriz. Ama bazen takdir de gelebilir. Ki atalarımız ne demişler? Marifet iltifata tabidir. Yani insanın yaptığı işin güzel olması, geniş kitlelere ulaşması, efendim imkanlar sunulması neye bağlı kardeşler? Bu iltifata bağlı bir şey. Şimdi diyelim ki bir kardeşimiz, bir abimiz burada efendim çok güzel işler yapıyor. Ama kimse yanına varmıyor, kimse destek olmuyor, kimse ona efendim destek olup da yolda ilerlemesine vesile olmuyor. O bir müddet sonra orada güdük bir şey olarak kalır yani. Çok ileriye gidemez. Ama insanlar ilgi gösterseler, bir güzellik varsa, orada elde edilecek bir efendim hayır, hasenat, dünyevi, uhrevi bir kazanç varsa, bu işte marifet iltifata tabidir yani. Güzelliklerin çoğalması efendim birbirimizle olan ilgimize de bağlı biraz. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde bir yönden de buna işaret etmişler işte. Evet, şimdi bu mümine dünyada verilen müjdedir ifadesi. Allah-u Teala'nın kuluna değer verdiğini gösteren bir işaret olarak da kabul edilmiş. Çünkü hem böyle hayır işlerinde uğraşan kulunu Rabbimiz sever, hem de kullarına ne yapmış olur onu? Sevdirmiş olur. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevdiğine bir işarettir. Sonra hayrı alamet bir gelişme ve peşiyle verilen bir mükafat olarak da anlaşılmıştır. Bu böyle bir durum, hayır işi yapan kişinin Cenab-ı Hak katında makbul bir kul olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın ondan razı olduğunu, onu sevdiğini, dolayısıyla kullarına da sevdirdiğini gösterir. Bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Allah-u Teala bir kulunu severse, bir kulunu neyle sever Cenab-ı Hak? Kulunun böyle suretine bakarak, senin yüzün bu kadar güzel, seni böyle seveyim. Senin şu kadar ünvanın var, malın var, bunlara bakıp da seni seveyim demez Rabbimiz. Rabbimiz insanların mallarına veya efendim suretlerine bakarak değer vermez. Allah-u Teala insanların kalplerine bakar ve amellerine bakar. Kalplerinde Cenab-ı Hak varsa, işte biraz önce Şems-i Sivasi Hazretlerinden bahsettik, o da aynı bu noktayı vurgulayarak buyuruyor ki, sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan buyuruyor. Aynı şiirinde. Bu gönlünden Allah-u Teala'nın dışında ne varsa hepsini çıkar at ki Cenab-ı Hak oraya gelsin, oraya onu ancak öyle davet edebiliriz. Burada başka sevgiler var, başka hesaplar var. Cenab-ı Hak bu gönül sarayına gelmez. Bir padişahı bir saraya davet edeceksen oranın dört başı mamur artık her türlü işi bitmiş olması lazım ki oraya layık bir padişah gelsin, teşrif etsin. Gönül sarayımızdan da ağyarı Cenab-ı Hakk'ın dışındaki her şeyi çıkarmak, Rabbimizin rızasını oraya, Rabbimizin sevgisini, muhabbetini oraya davet etmek anlamına geliyor. İşte böyle kalbiyle ve ameliyle, hayır yolundaki adımlarıyla Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorsa bir kimse, Allah-u Teala o kulunu sever. Onun ırkı ne olursa olsun, sosyal statüsü ne olursa olsun, efendim, zenginliği, fakirliği ne olursa olsun,
kadın veya erkek, genç veya yaşlı fark etmez. Rabbimiz kişinin kalbi ve ameli doğrultusunda kişiyi sever. Ha, bir insanı sevdiği zaman ne yapar? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor bir başka hadis-i şeriflerinde. Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Buyurur ki, ey Cebrail, ben falanca kulumu seviyorum, sen de bu kulumu sev. Cebrail Aleyhisselam da o kulu sever. Cebrail Aleyhisselam'a emir verir Rabbimiz, semadaki meleklere Cebrail Aleyhisselam seslenir. Buyurur ki, ey melekler, Allah-u Teala filanca kulunu seviyor, siz de sevin. Onlar da o kulu severler. Hatta yeryüzündeki melekler, hatta suların içerisindeki balıklar bile Rabbimizin muhabbetini kazanan o kimseyi sever kardeşler. İşte bunun bir alameti de, peşiyle bir göstergesi de yaptığımız hayırlı işler dolayısıyla insanlar tarafından sevilmemiz, takdir görmemizdir. Hani insanlar bazen menfaat icabı da sever, çıkarı için de sevebilir. O sevgiyi kastetmiyoruz. Yaptığımız hayır ve güzel işler varsa ve insanlar da bunun güzel bir iş olduğunu, hayırlı bir iş olduğunu fark ediyor, bizi seviyorlarsa, takdir ediyorlarsa bu Rabbimizin bir lütfudur. Bundan dolayı da Rabbimize şükretmemiz lazım kardeşlerim. Fakat övmek, övülmek, bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii övmek güzel bir şey, taltif etmek güzel bir şey, iltifat güzel bir şey. Fakat bazı insanlar var ki, değerli kardeşlerim, övdüğünüz zaman, iltifat ettiğiniz zaman hemen gurur ve kibire kapılabilir. Hemen. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen bir söz var. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, اَلْمَدْحُ هُوَ اَذَّبْحُ Methetmek, boğazlayıp öldürmek demektir buyuruyor. Bu kim için işte? Yani adama iki cümle söylüyorsunuz. Sen şöyle yakışıklısın, böyle güzelsin, ağasın, paşasın. Bakıyorsunuz ki adam hemen tepenizde. Hemen sizin aleyhinize dönüyor. Hemen toplumun aleyhine kötü şeyler yapmaya başlıyor. Yani o medhü sena, o insana yaramıyor kardeşlerim. Ne oluyor? Hemen bir şımarıklık, gurur ve kibir hali kaplıyor. O yüzden diyelim ki birisi bizi medhü sena ediyor. Biz en azından estağfurullah kardeşim. O güzellikler benim değil, Rabbimin lütfu. Bunu demek lazım gurura, kibire kapılmamak için. Bunu öyle hani gösteriş olsun diye değil. Bütün samimiyetimizle, çünkü hani veren sen, alan sen, kılan sen, dahinemiz var ki içinde buyuruyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Veren de o, alan da o, yapan da o, eden de o. Biz eğer bir güzelliğe sebep olabiliyor, vesile olabiliyorsak bizim için Rabbimizin lütfuyla büyüdüğümüz, Rabbimizin lütfuyla güçlendiğimiz, olgunluğa eriştiğimizi daima zihnimizde, gönlümüzde canlı tutmamız gerekir kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir hadis-i şerif naklediliyor. Yüze karşı aşırı derecede öven meddahları gördüğünüzde onların yüzlerine toprak saçınız buyuruyor Efendimiz. De böyle meddahlar var Efendimizin tarifiyle. İşte adam, ya bir küçücük bir iyilik yapıyorsunuz, eline davulu zurnayı alıyor, o bunu yere göğe ilan ediyor. Şimdi biz hani dijital çağdayız ya, sosyal medyalar, yazılı görsel medyalar. Şimdi bakıyorsunuz, adam küçücük bir hata yapsa, bunu sosyal medya, yazılı görsel medya o kadar büyütüyor, o kadar büyütüyor ki, ya adam giderken ayağı takılmış bir taşa, olamaz mı? Hepimizin başına gelebilecek bir şey. O kadar abartıyor ki, diyoruz Allah belasını versin bu adamın, biz de kahretmeye başlıyoruz. Şimdi diğer taraftan, ya adam görevini yapıyor, ya küçücük bir iyilik yapmış, aman ya Rabbi, bir abartıyor, bir abartıyor, meddahlık yapıyor yani. Şimdi zannedersiniz ki, dünyayı kurtarmış adam. Ya arkadaşım, bunun bir ortası, bir ölçüsü yok mu yani? Ha, kötülük varsa, o kötülüğe biz elimizle, dilimizle, kalbimizle müdahil olmak zorundayız. Kötü olduğunu söylemek zorundayız. Ama bir insan kötülük, günah işledi diye onu linç etmenin, hakaretler etmenin, kişiliğine, onuruna, şerefine saldırmanın bir anlamı var mı? Burada bir duracağımız nokta olması lazım. Veya bir kardeşimizin iyiliğini gördük. E şimdi o kadar övüyor, o kadar övüyor, anlatıyor, anlatıyor. Yani utanmasa bir müddet sonra diyecek ki Allah Resulü'nden daha kıymetli bu adam diyecek. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bir dur arkadaş, bir duracağın yerde. Şimdi o yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki bak bunlar hep hayat ölçüsü bizim için. Sevdiğiniz insanları ölçülü sevin buyuruyor Efendimiz.
Gün gelir düşman olursunuz. Söylediğiniz bazı şeyler için pişman olursunuz bu sefer. Sevmiyorsunuz, birine buğz ediyorsunuz. Küskünsünüz. Ama bunu da bir ölçülü yapın. Adama bir kötü şeyler söylersiniz. Gün gelir meselenin öyle olmadığı anlaşılır. Yüz yüze bakmanız gerekir. Şimdi biz adamın bütün sülalesine küfür ettik, hakaretler ettik, ağza alınmayacak şeyler söyledik. Ondan sonra bir araya geldik şimdi. Nasıl bir yüz yüze bakacağız? O kırgınlıklar, o efendim taşkınlıklar nasıl unutulacak gidecek? O yüzden sevdiğimizi de ölçülü sevmeli. Buğz ettiğimiz insanlara da ölçülü bir şekilde buğz etmemiz lazım. Bu övülme meselesiyle alakalı Hazreti Ömer Efendimizin yanında bir kişiyi övüyorlar. O adam şöyle güzel adam, böyle güzel adam, şöyle yetkin adam filan. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki onu öven kişiye, onunla yolculuk yaptın mı diyor. O kişi hayır diyor. Peki alım satım yaparak onunla yakın bir muamelen oldu mu? Bir ticari münasebetin oldu mu? O kişi yine hayır diyor. Peki sabah akşam onunla komşuluk yaptın mı? Yani belli bir müddet en yakın haliyle ne olduğunu anlayabilecek bir birlikteliğin oldu mu? Hayır diyor. O zaman kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki senin onu tanıdığın kanaatinde değilim buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Yani ne yaptık ki tanıdık şimdi? Biz de atalarımız ne diyor? Ya yolculuk yapacaksın ya ticaret yapacaksın ki bir adamın ne olduğunu üç aşağı beş yukarı anlayabilesin kardeşlerim. O yüzden övülme Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyhin ifadesiyle kendini bilen ve tanıyan kimseye zarar vermez. Adam kendini biliyordur. Siz de yapılan iyi işi ve o kimseyi dolayısıyla medhüsena ediyorsunuzdur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki yalan, riyakarlık, büyüklenme, kendini beğenme gibi olumsuz gelişmelerin yaşanma ihtimalinden ve tehlikesinden dolayı dilin afetlerinden birisi de böyle her önüne geleni methüsena etmektir. Bu bir ilaç gibi yani. Kimisine iyi gelir, kimisinin de gururunu, kibirini artırır. O yüzden yine ölçülü bir şekilde aslında kişiyi değil de yaptığı güzel işleri överek o güzel işlerin yaygınlaşmasına zemin hazırlamak lazım kardeşlerim. Evet, tabii çok konuşacağımız şeyler var ama şu hususu açıklayalım. Birkaç kelimeyle de cümleyle de olsa. Efendimiz Aleyhisselam böyle çok medhü sena yapanlar, meddahları gördüğünüz zaman onların yüzüne toprak saçın buyuruyor ya. Bu ifadeyi alimlerimiz nasıl anlamışlar? Efendim, bazıları fiili olarak yüzüne toprak saçmış. Çok böyle öven birisi varsa, Efendimizin hadis-i şerifi var diye onun yüzüne toprak atmışlar. Bunu fiili ve fiziki bir uyarı algılamışlar. Bazı alimler de, efendim şimdi Efendimiz Aleyhisselam niye toprağı burada özellikle zikrediyor? Çünkü toprak asıl anlamıyla, toprak tevazuya işaret kabul edilmiştir. Çünkü toprağı biz üzerine basarız, bize bir şey demez. Toprağa çer, çöp, pislik ne varsa hepsini atarız ama toprak bize daima temiz şeyler sunar değil mi? Hep yediğimiz, içtiğimiz şeyler topraktan geliyor. Dolayısıyla o durmadan meddah olan, durmadan övmeyi alışkanlık haline getiren kimseye tevazuyu hatırlatın demiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden değerli kardeşlerim, iltifat, insanların gönlünü almak, yaptıkları hayır işlerinde onlara destek olmak bu anlamıyla güzeldir. Fakat bunun da bir ölçüsünü, sınırını takdir etmek, tayin etmek gerekir. Efendim, şöyle bir beyit var, onu ifade edip bitireyim. Marifet, iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Şimdi öyle ya, güzel bir satacağımız bir malzememiz var, çok güzel. Ama şimdi bunun tanıtımını yeteri kadar yapamıyoruz. Ne olacak bu elimizdeki malzeme? Çürüyüp gidecek, yok olacak. Ama bunun tanıtımını iyi yapsak ve insanların bir iltifatı, bir yönelişi olsa buna değil mi? Asıl değeri neyse o ortaya çıkmış olur. Rabbimiz inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz birbirimizi seven, birbirimizin hata ve kusurlarına gerektiği şekilde tahammül eden, müdahalede bulunan,
Allah rızası için iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizi içerisinde bulundukları zor durumlardan bir an önce kurtarsın. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet ile muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sirr.